CHP sözcüsü ve genel başkan yardımcısı Profesör Doktor Haluk Koç Ankara stüdyomuzda konuğum sevgili seyirciler. Kendisiyle gündemi değerlendireceğiz. Sayın Koç iyi akşamlar. İyi akşamlar Korcan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hemen Ergin Saygun ziyareti ve az önce verdiğimiz haberle başlayalım isterseniz konuşmamıza. 28 Şubat'ın yeni dalgası ve tutuklanan eski komutanlar var. Şu dakikalar itibariyle de yine eski komutanların bazıları tutuklama istemiyle Ankara Adliyesi'ndeler ve hakim karşısındalar. Neler söyleyeceksiniz hem bu ziyaretle ilgili hem de 28 Şubat'ın yeni dalgasıyla ilgili? Vallahi bir şu şekilde söyleyeceğim. Sürek avı devam ediyor. Bu şekilde açıklayabilirim ilk başlangıçta. Ne üdüğü belirsiz bir takım tekrar ilişkilendirilen suçlamalar ortada. Ve ondan sonra dikkat edin. Tutuklamayı zorlaştıracak her türlü önlem alınıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı bu kadar kolay tutuklama olayına tepki gösteriyor. Ama gün geçmiyor ki tekrar gözaltına alınan, bilgisine başvurulacak kişiler tekrar tutuklama istemiyle hakim önüne çıkartılıyor ve tutuklanıyor. Yani bu süreç nereye kadar gidecek, ne olacak, ne bitecek? Daha önce yaşanan tüm süreçleri yan yana getirdiğimizde. Öncelikle şunu açıklıkla paylaşmak istiyorum. Darbe girişimi, darbe olayı eğer bu sürecin içerisinde bulunan kim varsa toplumda benim gibi yurttaşları hukuken vicdanımı rahatlatın. Ondan sonraki verilecek hükümleri hep beraber değerlendirebilelim. Ama yaşadıklarımıza bakacak olursanız bugüne geldiğimizde Balyoz davasındaki adil yargılanma hakkının, savunma hakkının nasıl gasp edildiği ortada. Dijital delillerin üzerindeki tartışmalar ortada. Dijital delillerin delil olarak kabul edilmeyeceği biline biline alınan karar ortada. Gizli tanık müessesesinin nasıl çalıştırıldığı ortada. Özel yetkili mahkemeler, özel yetkili savcılar, bir yaşanan bütün hukuk garabetleri ortada. Bundan sonra da yine aynı minval üzerinden, aynı yargılama sistemi üzerinden, aynı kurgular üzerinden tekrar yeni dalgalar geliyor. Sayın Başbakan'ın Sayın Saygın'ı ziyareti değişik tartışmalara sebep oldu biliyorsunuz. Evet. Ben insani görevimi yaptım diyor Sayın Başbakan. Sayın Başbakan'ın insani görevinden önce bulunduğu noktada yürütmenin başı olarak idari görevleri var. Ve onun çerçevesinde hazırlanacak hukuki sorumlulukları var. Bu konuda sadece konuşuyor. Sadece bir takım gönül alma şeklinde insani boyut katarak bir takım ziyaretlerde bulunuyor. Bunların tutar tarafı yok, aslı astarı yok. Peki Fatih Hilmioğlu ne olacak? Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu ne olacak? Sayın Profesör Doktor Mehmet Haberal ne olacak? Bir yurttaş olarak bırakın siyasi kimliğimi. Ben iki hoca hasta. Bir tanesinin ciddi ağır sağlık sorunları var. Şimdi burada benim vicdanım yurttaş olarak tatmin olmuyorsa başbakan isterse bütün günlerini, bütün saatlerini, bütün mesaisini bu şekilde insani, vicdani ziyaretlere ayırsın. Sayın Başbakan timsah gözyaşı dökmekten vazgeçsin. Ortada bir garabet var. Bu hukuk garabeti bir bağımsız yargı kavramıyla kurumsallaştırılması gerekirken tam tersine yeni anayasa çalışmalarında Korcan Bey biliyorsunuz başkanlık sistemi hülyalarına, rüyalarına ek olarak yüksek yargıyı tasfiye ederek yeni temiz mahkemeleriyle başkanlık kavramına uyarlanmış bir bağımlı yargı sistemini gündeme getiren bir başbakan var. Hangisine inanalım? Söylediklerine mi? Yakın dönem kendi siyasi çıkarlarına göre şekillendirmeye çalıştığı anayasaya mı? Ankara'da anayasa masasının siyasal mutabakat zemininin devrilmesi ve görüşmelerin yavaş yavaş İmralı'ya pazarlık olarak kaydırılması mı? Hangisine inanalım? Yani başbakanın bu süreç içerisindeki tavrı daha düne kadar savcıydı Korcan Bey. Düne kadar savcıydı. Bugün insani görev yapan bir başbakan. Ya bunlar inandırıcı değil. Sahte timsah gözyaşlarıyla bu ülkenin avutulacak zamanı yok. Sayın Başbakan'a bunu hatırlatmakta fayda var. Peki buradan hemen cilve gözünde yaşanan patlamaya geçmek istiyorum.
Üzerinden biraz zaman geçti. Resme biraz daha yukarıdan bakabiliyoruz bugün itibariyle. Peki siz neler söyleyeceksiniz? Artı tabii şunu da sormak istiyorum. Görüntülerin ana muhalefetle paylaşılmaması konusunda hala muhakkak söyleyecekleriniz vardır ama artık bu görüntüler sizde tamamıyla paylaşıldı mı? Yoksa hala soru işaretleriniz var mı? Hayır. Orada görevli milletvekili arkadaşlarımız vardı ve Kocaeli milletvekilimiz Sayın Hurşit Güneş de vardı. Dün bir basın toplantısıyla tüm yaşadığı süreci anlattı biliyorsunuz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Londra'dan yaptığı bir canlı yayında bu konuya değindi. Şimdi bakın Korcan Bey. Bunu dünkü basın toplantımda da Cumhuriyet Halk Partisi adına toplumla paylaştım. Bir kere daha sağduyuyla olaylara bu açıdan bakan bir siyaset filtresiyle öyle söyleyeyim değerlendirmeye çalışıyorum. Çok açık söylüyoruz. Türkiye ciddi bir operasyon alanı haline getiriliyor. Yani daha önce Gaziantep'te başlayan o patlama, Paris'teki suikastler, peşinden Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ndeki patlama, peşinden cilve gözü olayı, Hatay'da, Gaziantep'te, Kilis'te, değişik evlerde yapıldığı iddia edilen bombalar, imalathaneye dönüşmüş bir takım konutlar, kimin nerede ne olduğu belli olmayan bir süreç, tamamen sınır güvenliğinin ortadan kalkması oldukça geniş bir alanda. Yani bütün bunlara baktığınız zaman buraya nasıl geldik? Bakın Suriye'de bugün rüzgar ekenler yarın Türkiye'de fırtına biçebilirler dedik. Bu son derece önemli bir tespittir. Yurtta barış, dünyada barış. Hoş bir slogan olarak gözüküyor. Oysa son derece gerçekçi bir siyasi tavırdır, bir siyasi kapsamdır. Ve bunun içi boşaltıldı Türkiye'de Korcan Bey. Yurtta barış konusunda yaşadığımız sıkıntılar ortada. Şimdi dünyada barış derken yakın çevremizde, komşularımızda olan ve açık alan çatışmasına dönen çatışmaları söylüyorum. Ve Türkiye burada rüzgar eken bir siyaset izliyor. Yani kendi evi camdan komşunun damına taş atıyor Türkiye. Yani Suriye'deki süreci söylüyorum. Toplum kötü siyasi söylemlerle, bunda Sayın Başbakan'ın oldukça rolü büyük, kamplaştırılıyor. Ve sinir uçları açıkta bir toplum, kamplaşmış, her türlü provokasyona açık bir toplum. Yani bu bölgede, bu süreçlerde rol kapmaya çalışan çeşitli ülkelerin istihbarat ajanlarının cirit attığı bir coğrafyadayız. Yani onun için söylüyorum, açıktan bir provokasyon alanı haline getiriliyor. Çok duyarlı olmak zorundayız, çok dikkatli olmak zorundayız. Hem Türkiye'de huzuru barışı, hem yakın çevremizde huzuru barışı arayan, sorgulayan, bunu kovalayan bir Türkiye siyaseti ortaya koymak zorundayız. Söylediğimiz budur. Mesela Suriye'de uçağımız düştü, jetimiz düştü. Uludere'de 35 yurttaşımız bombalandı. Daha sonra söylediğim olaylar ardı ardına yaşandı. Bunların hangisinde Afyon'daki patlayan cephanelik dahil, bunların hangisinde bırakın siyaset kurumunu, kamuoyunu, kamu vicdanını tatmin eden bir sebep sonuç ilişkisi, sorumlular ortaya konabildi ve toplumla bu paylaşılabildi. Şimdi cilve gözü de aynı. Bakıyorsunuz oradan geldi, buradan gitti, 3 kişi indi, 5 kişi indi, şu kadar zaman park yerinde kaldı, yok bir kişi Türkiye'ye kaldı. Nedir kardeşim, bunun sorumlusu kim? Nedeni ne? Bu kadar mı istihbarat zafiyeti olabilir Türkiye'nin? Eleştirdiğimiz husus bu. Ve bu daha sonra ardışığında gelebilecek olan başka provokatif olaylarla da ilişkilendirilebilirse son derece ciddi bir yere gidiyoruz. Burada Türkiye'yi bu sürecin içine iten yanlış politikalar, dengesiz politikalar sorgulanmayacak mı? Bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Oysa Sayın Başbakan ve iktidar yetkilileri ya meclis kürsüsünde ya grup konuşmalarında Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tespitleri karşısında sürekli suç, yani yurt dışına şikayet ediyorsunuz, siz Türkiye'nin yanında değilsiniz. Gözünüzü seveyim. Yani Sosyalist Enternasyonel toplantısında da Suriye ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı açıktır. Sayın Başbakan istediği kadar çarpıtsın. İsterse sözcüleri mecliste CHP Türkiye'yi şikayet ediyor şeklinde serzenişte bulunsunlar. Şikayet etmeye gerek yok. Açık, net söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Suriye'de çatışan taraflardan şunun ya da şunun yanında değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Suriye halkının yanındadır.
Suriye'nin bir an önce iç huzurunu, barışını bulmasını istemektedir. Ki bugünkü süreç Suriye muhalefetini temsil eden önemli kesimin, Birleşmiş Milletler'in bu işle ilgili görevlilerinin tümünün söylediği bir görüşme şablonu var. Fakat Türkiye buna karşı. Bir peki bu noktada Sayın Koçaman şunu sormak istiyorum. Ve lafınızı provokasyon yaklaşıyoruz konuya. Şimdi efendim cilve gözüyle ilgili 3 Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamalar bu olaydan sonra. Çünkü hepsi hemen olaydan bir saat sonra olay mahalline gittiler. Evet. Sizleri tatmin etti mi? Ve CHP ile paylaşımın tam olduğu konusunu konusunda neler söyleyeceksiniz? Paylaşım tam mı? Böyle bir siyasi alışkanlığımız yok hocam. Yani ana muhalefet partisiyle demokratik sistemin en doğal ilişki tarzı olan ulusal güvenliğimizi ilgilendiren, ulusal sorunlarımızı ilgilendiren her konuda değişik kesimlerin ya o konuyu ilgilendiren görevlilerin ana muhalefet partisini bilgilendirmeleri gerekir. Böyle bir adetimiz yok. Böyle bir usulümüz yok. Başbakanın kafasına göre iş tutan bir Türkiye ve iktidar yapısı var. Her şeyden onlar sorumlu. Her şeyi onlar açıklarlar. Ve yaptıkları açıklama burada kalıyor. Bakın yarın başka bir olay olur. Şimdi cilve gözü de aynen Suriye'de düşen jet gibi, Uludere olayı gibi, Amerikan elçiliğin büyük elçiliğinde patlayan bomba gibi bu da gündemden düşer, uzaklaştırılır. Ta ki yeni olaylar gündeme gelene kadar. Yani Türkiye, demin de söyledim, ciddi bir provokasyon alanı haline getiriliyor. Burada çeşitli uluslararası istihbarat teşkilatlarının Türkiye'de cirit attığını biliyoruz. Türkiye bir yere çekilmeye çalışılıyor. Ve bu arada da Türkiye anayasa tartışmalarıyla, dördüncü yargı paketiyle kendi iç siyasetinin birbiriyle çekişen uzlaşmadan gittikçe uzaklaşan tavrıyla güven vermiyor. Bunu ifade etmeye çalışıyoruz ve uyarıyoruz. Sağduyuyla uyarıyoruz. Yanlış yaptığını kabul etmek de bir erdemdir. Hatalı politikalardan dönmek, Türkiye'nin çıkarlarına uygun bir dış politika çizgisini orada benimsemek uygundur. Bakın Türkiye tek başına kaldı. Türkiye tek başına kaldı. En çok bağırdı, en çok çağırdı. Ama şu anda Suriye ile ilgili süreçte iki tane işbirliği yapabileceği ülke var. Onlar da aktif değiller. Sadece belki maddi olarak katılabiliyorlar sürece. Katar ve Suudi Arabistan ve Türkiye aynen cami avlusunda öksüz bırakılmış, terk edilmiş çocuk gibi Suriye peki konusunda yapayalnız kaldı. Ve bu Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek boyutlara çıkmasın diye uğraşıyoruz. Uyarılarımızı sağduyuyla bunun için yapıyoruz. Ama bizim dediğimiz doğru, biz haklıyız diye yanlış yolda gidiyorlar. Amacımız Türkiye'nin huzurunun bu şekilde bozulmaması. Peki buradan hemen bir başka konuya geçelim. O da önümüzdeki günlerin aslında gündem maddesi ve çok önemli bir konu. Yine bu konuyla ilgili de aslında CHP hep söylüyor. Bu konuyla da ilgili bilgilendirilmiyoruz diye ama ben yine sorayım. İmralı sürecinde ikinci tur görüşmelere başlanacak ve bu önümüzdeki haftanın gündem maddesi olacak. İmralı görüşmeleriyle ilgili neler söyleyeceksiniz? CHP ne düşünüyor? Şimdi bakın başından itibaren söyledik. Oslo süreciyle ilgili gizli kapaklı perde arkasında yapılan bazı pazarlıkları kamuoyuyla paylaşmıştık. Burada İmralı süreciyle ilgili olayın başlangıcında bir tavır koyduk. Eğer bu ülkede gerçekten barış sağlanacak, akan kan duracak ise buna herkesle beraber bizler de mutlu oluruz dedik. Ama burada gizli kapaklı pazarlık yapmamasını başbakandan rica ettik, uyardık. Ve süreçle ilgili demokratik ülkelerdeki alışkanlıklar çerçevesinde sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, bütün muhalefet partilerine bilgi verilmesinin gerekli olduğunun altını çizdik. Ve milletin kabul etmeyeceği hiçbir anlaşmaya, hiçbir pazarlığa girmemesini söyledik. Bu konularla ilgili bu uyarılarımızdan sonra herhangi bir bilgilenme yok Korcan Bey. Şimdi yaşadığımız o gidiyor bu geliyor, o mu gitsin bu mu gitsin. Ne oluyor orada? Türkiye'de Ankara'da bir anayasa uzlaşma masası var. Gerçekten Türkiye'nin çağdaş, özgürlükçü, demokrat, her türlü vesayetten arınmış, YÖK'ün gölgesinin üniversitelerden kaldırıldığı her konuda özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı var. Bunun sözünü hepimiz verdik. Bu konuda bir uzlaşma arayışı var. Şimdi bakın, siz başka yerde bir anayasa hazırlama masası kuruyorsunuz. Ankara'da meşru siyaset aktörlerinin katıldığı görüşme masasını sabote ediyorsunuz. Nasıl sabote ediyorsunuz?
Bugüne kadar hiç gündemde olmayan, belki bir iki sözcüğün ufak tefek açılımlarla yaklaştığı, bir başkanlık sistemi gibi doğrudan rejim değişikliğine gidebilecek olan bir temel konuyu AKP görüşü olarak masaya getiriyorsunuz. Yani ben bu olayı sabote ediyorum davranışını ortaya koyuyorsunuz. Ve buna uygun 12 Eylül 2010'da kabul edilen o bağımlı yargıdan bile daha öteye gidecek, tamamen o sistemin içerisindeki baş aktöre bağlanacak bir üst yargı sistemini işin içine monte etmeye çalışıyorsunuz. Yani masayı devirmeye çalışıyorsunuz. Ama bir tarafta da kuşkularımız var. Orada başka masa kuruluyor, başka pazarlık yapılıyor. Kestirme olarak söylüyorum Korcan Bey. Eğer bu kafada giderlerse oluşturacakları anayasa bir AKP, BDP, PKK anayasası olur. Bu milletin tümünü kapsamaz. Bunu tamam. Millete anlatamazlar, anlatamayacaklar. Ve rejim değişikliğine gidecek bir süreç içerisinde daha başka bir Türkiye'nin idari yapısını farklı yönlere kaydıracak bir alt doldurmada yaparlarsa işte o zaman bu ihaneti Türkiye hiçbir zaman affetmez. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gelin kardeşim, gelin güçlendirilmiş parlamenter rejimi ortaya koyan, güçler ayrılığı ilkesini güçlendiren ve belirten, altını çizen, demin söylediğim gibi çağdaş, demokrat, özgürlükçü bir anayasayı hep beraber uzlaşarak yapalım. Bunda bir şey yok ama sen oyunun kuralını baştan değiştirsen, ben parlamenter rejim istemiyorum, elimin tersiyle itiyorum. Ne istiyorsun kardeşim? Ben denetimsiz, sorgusuz, sualsiz tek adam hakimiyetini bana verecek olan başkanlık sistemi istiyorum. Altı federatif yapıya kadar gider. Ben bunu o yüzden o masada görüşmüyorum. Bu işi İmralı'ya havale ettim. Orada görüşüyorum. O zaman açıklama yapın. Yoksa bu anayasa, demin de söyledim, bir AKP, BDP, PKK anayasası olur. Bunun altından kalkamazlar. Bu konuda efendim Cumhuriyet Halk Partisi tutucu mu? Hayır, tutucu değil. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten çağdaş bir anayasasının yapılması yanında. Ama başbakanın kendi kişisel amaçlarına, hırslarına dönük beklentilerle bir süreci başka masalarda pazarlıkla yürütmesinin bir oyun olduğunu söylüyoruz. Peki. Ve bunun da altını çiziyoruz. Siyaseten de Türkiye'yi uyarma görevimizi yapıyoruz. Efendim son bir sorum, son bir dakikamız var, onu da hemen sorayım. Sayın Umut Orhan'ın Türk Hava Yolları'ndaki içki yasağıyla ilgili verdiği bir soru önergesi var meclise. Bu konuyla ilgili bir dakika konuştuktan sonra sizi saygıyla uyurlayacağım. Hocam Bey, bakın artık bu günleri aşmak lazım. Yani bir iktidar mantığı olabilir mi? Ne yediğimize, ne içicimize karışacak. Ne seyredip ne seyretmediğimize karışacak. Kaç çocuk yapıp yapmamamıza karışacak. Nerede nasıl oturacağım, kalkacağım ona karışacak. Böyle bir olay demokrasiyle bağdaşmaz. Yani bu çerçevede bakmak lazım. İnsanların yaşam alışkanlıklarına, yaşam şekillerine, isteyen kullanır, isteyen kullanmaz. İsteyen giyinir, isteyen giyinmez. İsteyen seyreder, isteyen seyretmez. Biraz özgürlükçü olun, söylediğiniz sözlerle uyumlu bir siyaset çizgisinde savunun. Ama biz bunu dayatalım, başka gerekçeler bulalım. Bunlar artık kimse, kusura bakmayın bu sözü kullanarak bitireyim. Bunlar artık kimse yutmuyor, kimse yemiyor. Sayın Başbakan söylediğiyle havada kalıyor bence. Peki Profesör Doktor Haluk Koç, CHP Genel Başkan Yardımcısı, size çok teşekkür ediyorum. Ana haber bültenimize katıldınız ve değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştınız.